Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Sizlerle 3. ünitenin ünite değerlendirme sorularını beraber çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi eksi 10 x kare çarpı y cebirsel ifadesine özdeştir? Benim için eksili olması gerekiyor. Eksi olan ifadeye baktığım zaman bursa kafadan gitti. Eksi 6 ile 2'yi çarparsam eksi 12 x kare y oldu. Y küp oldu burası. Eksi 12 y küp. Eksi 12 x y oldu. X kare ifade sadece Denizli olduğu için cevabımız Denizli olacak. Eni 2 x artı 5 boyu 3 x eksi 2 olan dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade. Birbirleri çarpmam gerekiyor. Yani 2 x artı 5 ile 3 x eksi 2'nin çarpımından bahsediyor. Bunları çarptığımız zaman 6 x kare eksi 4 ve 15x olduğu zaman 11x olması gerekiyor. Cevabımız Denizli olacaktır. 5a artı 4 kişinin bulunduğu bir sınıfta her öğrenciye 4a adet kalem dağıtılmak isteniyor. O zaman 4a ile 5a artı 4'ü çarpacağız. 20a kare artı 16a olarak cevabımız Ceyhan gelecektir. Havaya atılan bir zarın üst üstüne gelen sayının 5 olma olasılığı istenilen bölü tümüydü. İstenilen bir tane, tümü de 6 tane olduğu için 1 bölü 6. 2a kare b artı 3ab kare ifadesinin sabit terimi herhangi bir değişkensiz olmayan bir terim olmadığı için yoktur, yani sıfırdır. Bir kenar uzunluğu a artı 3 birim olan karenin çevresi veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A artı 3 de 4'ü çarpmam gerekir. Bu da bize 4A artı 12 olarak cevabı Ceyhan buldurur. Farklı renklerde 8 özdeş mavi, bir miktarda kırmızı top bulunan bir torbadan rastgele çekilen topun kırmızı olma olasılığı 3 bölü 5'tir. O zaman mavi çekilme ihtimali 2 bölü 5 olacaktır. Yani 8 mavinin toplam oranı. 2'nin 4 katı 8 ise 5'in de 4 katı, basit orantı ya da içler dışlar yapabiliriz. Buna tüm diyelim. 2 tane tüm eşittir 40 ise tüm torbadakiler 20'dir. Tüm torbayı istiyor bizden. O zaman 20 tane karşımıza gelecek. Sadece kırmızı isteseydi 20'den 8'i çıkarttığımız zaman 12 tane kırmızı olacaktı. X eksi 3'e x artı 2'ye tek tek çarpabilirim. Ya da 1 artılı 1 eksili olduğu zaman bu bizim için 2 kare farkıydı. X kare eksi 3y'nin parantez karesi oluyordu. Bu da x kare eksi 9y'nin karesi olacaktı. O zaman cevap Ceyhan çıkar. Modelleme cebir karolarını vermiş. Cebirsel ifadenin işlemini istiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar, uzun kısımlar bizim için x'ti, kısa kısımlar 1 birimdi. Burası x artı 3'lük bir kısım oldu. Şurası da 2x artı 1'lik bir kısım oldu. Demek ki x artı 3'te 2x artı 1'i çarpacakmışız. O zaman cevabımız da Adana oluyor. Bir torbada 7 kırmızı, 5 mavi, 3 yeşil top vardır. Rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığını istiyoruz. İstenilen bölü tümü diyoruz. İstenilen 5 tane mavi, toplam 15 tane topumuz var. O da 1 bölü 3 olarak bursa olur. 18 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığını istiyoruz. İstenilen erkek olduğu için 12. Tüm hepsinin toplamı 30. 12 bölü 30. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 erkek olasılığını buluruz. 4x kare eksi 3x eksi 6 ifadesinin sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir? Sabit terim herhangi bir bilinmeyenin olmayanıydı. Yani tek başına kalıyordu. O da işaretiyle beraber yapıldığı için eksi 6. Aşağıdakilerden hangisi 4 eksi x çarpı 5 eksi x ifadesinin en sade halinin terimlerinden biridir?
O zaman önce çarpma yapıyoruz. 4 ile 5'i çarptım 20. Eksi 4x. Eksi 5x. Ve artı x kare. Buraya düzenlersek 20 eksi 9x artı x kare oldu. Eksi x kare var. Olmaz. Eksi 9x. Evet doğru. 9x artılısı değil eksilisi lazım. 9x kare diye bir şey yok zaten. 4 seçenekli bir test sorusunu rastgele işaretleyen bir öğrencinin yanlış cevabı işarette olma olasılığı yüzde kaçtır? 4 seçeneğin bir tanesi doğru, 3 tanesi yanlıştır. 1 doğru, 3 yanlıştır. O zaman yanlışı işaretleme ihtimali toplam 4 seçenek olunca 3 bölü 4, 25 ile genişlettiğimiz zaman 75 bölü 100 eder. %75 Ceyhan olarak karşımıza gelir. Şurası x artı 3, burası x. Yani bizden x çarpı x artı 3'ü istiyor. Çarpmayla uğraşmadan zaten cebir kare olanında burası x kare, x, x, x var. O zaman x kareden bir tane, 3 tane de x olacak. Bizim cevabımızda da Bursa karşımıza çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi x eksi 4'ün karesinin ifadesinin terimlerinden biri değildir? Birincinin karesi x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8x artı ikincinin karesi 16 olarak açılımı yapıyoruz. X kare var. Artı 16 var. Eksi 8x var ama 4x eksilisi yok. X kare eksi y kare 24. Bu ifademiz bizim için x eksi y ve x artı y olmasıydı. 24'müş. X artı y dediğimiz şey 12. 12 ile kaçı çarparsam 24 olacaktır. X eksi y'ye 2 kalacaktır. Cevap Adana oldu. Yukarıdaki şekilde ABCD ve BMNO birer karedir. Bu iki karenin alanları toplamı 96. A artı B 14'tür. RON yani şurası doğrusal noktalar olduğuna göre A B O R dikdörtgeni A B O R dikdörtgeni yani burası alanı aşağıdakilerden hangisidir? Şurası A, burası B. Bizden istenen A çarpı B. Verilen A artı B. A artı B 14. Bu A artı B dediğimiz ifade de nedir? A kare artı B kare artı 2AB'nin karesi olacaktır. Şurası B kare, şurasının tamamı A kare. A artı B 14. A çarpı B'yi istiyor. Ve A kare artı B karenin 96 olduğunu söylüyor. Şimdi verilenleri yazdık. Verilenleri yazdıktan sonra diyorum ki buranın parantez karesini alsam. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 14'ün karesi 196. Bu a kare ile b karenin toplamı 96 idi. Diğer tarafa attığım zaman 2ab eşittir 100 olacak. 2'ye böldüğüm zaman ab eşittir 50 oldu. Tesadüf bizden de zaten ab istiyordu. Yani bu alanı burada 50 olarak bulmuş olduk. Cevabımız Denizli oldu. Bir torbada özdeş 3 kırmızı, 5 yeşil ve 5 mavi top bulunmaktadır. Torbadan rastgele bir top seçilmesi olayıyla aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kırmızı topun seçilme olasılığı mavi topun seçilme olasılığından azdır. Doğru. 3 tane kırmızı, 5 mavi var. Yeşil topun seçilme olasılığı 5, kırmızı top 5. O zaman birbirine eşittir. Yanlış oldu o zaman. Yeşil topun seçilme olasılığı 5 tane. Kırmızı top pardon, kırmızı 3 tane.
fazladır. Bu da doğru oldu. Mavi topun 5, yeşil topun 5 fazladır. Yanlış, birbirine eşittir. 117-114 2 kare farkı. 117-114 çarpı 117 artı 114 olması gerekiyor. 117'den 114 çıkarsa 3. 117 ile 114 toplanırsa 231. Diyor ki 3 çarpı m. 3'ler zaten eşit. O zaman m'ye 231 kalacaktır. A artı b 7. A çarpı b 12. A kare artı b kare var. O zaman bunların karesini alıyorum. A kare artı 2ab artı b kare eşittir 49. AB 12 olduğuna göre şurası 24 olacak. 24'ü diğer tarafa çıkarttığımız zaman A kare artı B kare eşittir 25 oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. 5A artı 7B eksi 3C cebirsel ifadesinin kat sayıları toplamını istiyor. Kat sayılar toplamında tüm değişkenlere 1 yazardık. 5 artı 7 eksi 3 dediğimiz zaman 4, 5 eşittir 9 olacaktır. Bursa. Sadece gözlüksüz öğrencilerin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı sıfırdır. Evet, hiç herhangi bir şey yok. Sadece kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı kesindir. Zaten kırmızıdan kırmızı çıkar. Bir zar havaya atıldığında üst üste gelen sayının 6'dan büyük gelme olasılığı imkansızdır. Doğru. Matematik kelimesinin harflerine yazılı olduğu torbadan rastgele seçilen bir kadro üzerine M harfi yazma olasılığı kesindir. Hayır. A var, T var. 2 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 bölü 9'dur. Yanlış. Bir tanesi yanlış olur. Sinekli bakkal, beyaz gemi, dertli dobap, Osmancık, ateşten gömlek. Yağmur arkadaşı Esra'ya doğum günü hediyesi olarak yukarıda kitap listesinde bulunan kitapların içinden birini seçecektir. Yağmur'un Ateşten Gömlek romanını hediye etme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? 5 tane kitabımız var. Bir tane istediğimiz olduğu için 1 bölü 5 olacaktır. Ülkü apartmanda yaşayan Fatma Nine tek çeşit meyve götürecektir. Ülkü manada gördüğü armut, şeftali, muz, kayısı ve elma yani 1, 2, 3, 4, 5 çeşit arasında kaç farklı meyve seçebilir? 5 çeşit meyve seçebilir. Aşağıdakilerin hangisi 12 x küp y eksi 9 x y kare cebirsel ifadenin çarpanlarından biri değildir? Öncelikle 3x parantezini alalım. 4x kare eksi 3x aldığımız zaman 3 y oldu. 3 olabilir, 3x olabilir, 3xy olabilir ama 3xy kare söz konusu değildir. Ortak olanların hepsini yazıyorum. Daha sonra tek tek de çarpım olarak yapabiliriz. 2x artı 5 aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır? X parantezini alırsam 2x eksi 25 oldu. Değil. 3 parantezini alsam 2x artı 5 oldu. Evet, 2x artı 5 Ceyhan'ın çarpanı oldu. Burada 4 parantezini alırsam x artı 5 olacak gibi. 2b artı 3'ün karesi. 2b'nin karesi 4b'nin karesi. Artı 2 kere 3 6 2 katı 12b artı 3'ün karesi 9. Kutu dediğimiz 4. Üçgen dediğimiz 12 oldu. Birbirinden çıkart diyor. Eksi 8 cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi eksi 9x çarpı x cebirsel ifadesine özdeş değildir? Eksi ile eksinin çarpımı burası artı olacak. Bizde eksi olduğu için direkt ben C şıkkı gözümüze çarpıyor. Aşağıdakilerden hangisi 6x kare y cebirsel ifadesine özdeştir? Katsayı 6 olanı bulmam gerekiyor. Burası 8, burası 8, burası 6y kare x, burası da 6x kare y. X kare olduğu için D
Denizli'yi almam gerekir. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torba yatırıyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 1 bölü 3. Demek ki mavinin 12'ye oranı 1 bölü 3 ise mavi toplarımız 4 katı olduğu için 4 tane olacak. Mavi renkte olmayan kaç top vardır? 12'den 4 çıktığı zaman 8 kalacaktır. X kare artı AX artı 64 tam kare ise bu 8'in, bu da X'in karesi. İkisini çarpıp 2 katını alıyorduk. 16X oluyordu. A aşağıdakilerden hangisi olabilir? 16 olacaktır. Kız erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından fazladır. Demek ki kızlar 16, erkekler 14 olabilir. 15-15 eşit olsaydı. Bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır? En az 16 öğrenci vardır. Renkleri dışında aynı özellikleri sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu, 5 sarı yani 10-19'luk toplar vardır. Buna göre hangi renk bileğinin çekilme olasılığı en azdır? En az olduğuna göre en az sayıda olan turuncu en az olmalı. Bir sınıfta 12 kız, 12 erkek öğrenci ve bir öğretmen bulunmaktadır. Bu sınıfta rastgele seçilen bir kişiyle ilgili verilen ifadelerin kaç tanesi yanlıştır? Erkek öğrenci olma olasılığı ile kız öğrenci olma olasılığı birbirine eşittir. Doğru. Öğretmen olma olasılığı erkek öğrenci olmasını fazla. Hayır, öğretmen olma olasılığı en azdır. Yanlış. Kız öğrenci olma olasılığı erkek öğrenci olma olasılığı azdır. Aynı sayıdalar, birbirine eşit olmaları lazım. Yanlış. Kız öğrenci olma olasılığı öğretmen olma olasılığından azdır. Hayır, 12 tane kız var, bir öğretmen var. Fazla olması lazım. Bu da yanlış. Bir tanesi doğru, 3 yanlış. Yanlış olanı sorduğu için 3 tane. Afra 4 taneli 8-2-A4 şeklinde bir şifre oluşturmak istemektedir. Oluşturduğu bu şifrenin 4 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? 4 ile bölünebilme kuralı son 2 hanesine baktığımız zamandı. Yani 8-2-A4 dediğimiz ifadede bu A'nın yerine 0 gelebilir, 14 değil 24 gelebilir, 44 gelebilir, 64 gelebilir, 84 gelebilir şeklinde bir ifade yazabiliyoruz. 0,4 bölünür, 24 bölünür, 44, 64, 84 bölünür. Peki bir sayı olma olasılığını istediği için benim A yerine 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdım. 10 sayıdan 0'dan 9'a kadar 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 ihtimalimiz vardır. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre, yukarıdaki dörtlüyü oluşturan kelimelerin her biri bir kağıda yazılarak bir torbaya atılıyor. Seçilecek kelimenin K harfi ile başlama olasılığı kaçtır? Öncelikle kaç tane harf olduğuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tümü 11 tane. İstediğimiz K'lı olan 1, 2, 3, 4. İstenilen de 4 tane oldu. O zaman 4 bölü 11 bizden istenen ifade oluyor. 2x-3y-8 cebirsel ifadesi için aşağıdaki numaralandırılmış ifadelerin harflerle verilen sayı eşitliğini eşleştiniz. Kat sayılar toplamı. Hepsine 1 yazıyorum. 2-3-8 eksi 9 oldu. 1 dediğimiz ifade eksi 9 C'ye geldi. Y'nin kat sayısı eksi 3. Eksi 3 nerede? Ç'ye geldi. Bu da Ç oldu. Sabit terim hiçbir şey olmayan eksi 8. O da nerede geldi? B'ye geldi. Değişken adedi 2 tane var. X ve Y olarak geldi. O da o zaman 2 tane E'ye geldi. Eşitlemeyi bitirmiş olduk. 8A kare B eksi 4AB kare artı
5a artı 10 cebirsel ifadesine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Cebirsel ifadenin 1, 2, 3, 4 adet terim vardır. Sabit terimi 10'dur. A ve B olmak üzere 2 adet değişkeni vardır. Katsayılar toplamı hepsine 1 yazarsam 8 eksi 4 artı 5 artı 10 olacaktır. 1, 10, 18, 19 oldu. 19 katsayılar toplamıdır. Bir zar atılması deneyi için aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Deneyde zarın üst yüzüne gelen sayının 2 basamaklı olma olasılığı 1'dir. İmkansızdır, yani 0'dır. 2 basamaklı sayı yoktur. Yanlış. Deneyde zarın üst yüzüne bir sayı gelmesi olayların her biri eşit şansa sahiptir. Evet, hepsi 1 bölü 6'ya sahiptir. Doğru. Deneyde zarın üst yüzüne gelen sayıların asal sayı olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Asal sayı 2, 3, 5 yani 3 tane, 3 bölü 6 olması gerekiyor. Yani 1 bölü 2 eder. O zaman bu da yanlış. Deneyde zarın üst yüzüne gelen sayının çift olma olasılığı ile tek olma olasılığından fazladır. Çift olma ihtimali 2, 4, 6. Tek olma ihtimali 1, 3, 5. O zaman birbirine eşit olur. Yanlış. Bir zar atılması deneyinin 6 çıktısı vardır. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüz olduğu için 6 tane çıktısı var. Doğru. Evet arkadaşlar, 3. ünitemizin de sonuna geldik. Kendimizi değerlendiriyorum kısmını unutmuyorsunuz. Olayların hangisi olma olasılıklar ve cebirsel ifadeler hakkında hangi ifadelerde hatalarınız ve eksikleriniz var? Puan aralığını gelip ona göre tekrar bir çalışmanızı yapıyorsunuz. Ben Uğur Mutlu. Görüşmek üzere. Saygılar.